Göreyim. Belki de yayınladı, benim haberim yok. Evet. Buyurunuz Merdan Bey. Şimdi hocam bir akşam saatlerinde bugün aslında gün boyu sosyal medya ortamında izleyicilerimiz fark etmiş olacaklardır. Yandaş medyanın yürüttüğü bir kampanya var. Ekrem İmamoğlu'na karşı bir kumpas, kirli, çirkin, iğrenç, yalanlarla dolu bir kampanya sürdürüyorlar. Güya ve CHP'nin içine oynayan, CHP'nin içindeki kırgınları, ki onu Sayın Özgür Özel'le konuştuk, onu sonuna doğru anlatacağım. Bu programda neler konuştuk, arka planda neler vardı, neyi nasıl konuştuk programda, bütün seyircilerimiz gördü zaten. Ama kısaca bir değineceğim, üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Ama güya bir avukatlık bürosu var, orada para sayılıyor. Efendim burada kongre delegelerine Özgür Özel kazansın diye İmamoğlu nasıl para dağıtmış, onun görüntüsüymüş güya. Arkadaşlar görüntüyü getirir misiniz? Tam ekran arkadaşlar, evet. Şimdi görüyorsunuz hocam ortada... Şimdi yukarıda bir şey var. Bakın bir numaratör ve tarih var. Ve saat var. Tarih 2019. Bunu silmeyi unutmuşlar. Burası bir avukatlık bürosu. Evet arkadaşlar biz şey alalım, kelebeği alalım. Hocam burası bir avukatlık bürosu. Ve bir para sayılıyor. Evet. CHP'liler var orada. Fakat... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Merkezi binasını satın almış. Burası da mal sahibinin, avukatının bürosu. Orada para sayılıyor ve devir teslim işlemi yapılacak. Tapu işlemleri yapılacak. 2019 ya. Ya siz nasıl yalancısınız, nasıl sahtekarsınız? Birileri de bana göndermiş. Buyurun Merdan Bey, işte sizin CHP'niz. Bir kere benim CHP'm değil, o ayrı. Ben CHP üyesi falan değilim. O başka bir şey. Biz bağımsız gazeteciyiz. Birincisi bu. İkincisi, ya bir zeka sorununuz var sizin. Yani milleti de aptal yerine koyuyorsunuz. Çok büyük bir saygısızlık yapıyorsunuz herkese karşı. Kimsenin aklıyla alay etmeye kalkmayın. Sizin ciddi bir zeka sorununuzun olduğu ortada. Akit gazetesi ya bunu servis etti, bu görüntüleri. Delegeler böyle satın alınmış güya. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün o belgeleri de arkadaşlar verebilirlerse iyi olur. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün resmi bir açıklama yaptı. Tutanaklı. Paranın teslim edildiğine dair avukat tutanağını filan da yayınladı. Bir de açıklama yaptı. İstanbul İl Merkezimizi biz şu tarihte şu fiyatla satın aldık. Burası da satın alma işlemlerinin yapıldığı hukuk bürosu, avukatlık bürosu. Tarihte 2019. Bir daha tam ekran verin arkadaşlar. 2019 herkes görsün. Aslında onu bir daire için almak iyi olabilirdi. Tam ekran verin. Görüyor musunuz değerli seyirciler? Hemen üst sağ köşede hem tarih var. Tarih var. Bir dijivole verirseniz ben bakacağım. Bu ekranda kalsın. Tam ayı ve günü de söylemek lazım. Evet. Aralık, 10 Aralık 2019. 10 Aralık 2019 saat 14. Saat 14'te işlem yapılıyor. Evet arkadaşlar, kelebeği alın tekrar. Şimdi bu olay bile hocam, Ekrem İmamoğlu karşısında nasıl büyük bir panik yaşadıklarını, nasıl bir iftira kampanyası sürdürdüklerini, bula bula da ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Merkezi binasını, ki Seyran Tepe'dedir, bize yakın yerdeler, Seyran Tepe'deki binasını satın aldığı sırada paralar teslim ediliyor iki taraf arasında. CHP'li görevliler paralarını sayıyorlar. Vergisi verilmiş, tapu işlemleri yapılmış. Burası da bir avukatlık bürosu. Bu büyük bir paniğin ve korkunun yaşandığını gösteriyor. Bir başka durum da şu. Evet, bence Sayın Erdoğan ve AKP yönetimi, AKP'nin önde gelenleri de büyük bir korku yaşıyorlar. Çünkü İstanbul kaybedilirse, bunu üskacı olarak da yazın arkadaşlar. İstanbul kaybedilirse Türkiye erken seçime gidecek. Türkiye erken seçime gidecek. İstanbul'u AKP kaybedecek, büyük şehirleri kaybederse Türkiye erken seçime gidecek ve Türkiye bir 5 yıl daha Cumhur İttifakı kabusundan kurtulmuş olacak.
bu yoksulluktan, bu sefaletten, bu dış politika çöküşünden, iflasından, bu eğitimde dinselleşme dahil. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bugün resmi sitesinde, resmi hesabından belgeleri yayınladı, satın alma belgelerini. Tam ekran verebilirsiniz arkadaşlar. Ve yanında da açıklaması var. Bakın, tutanak, imzalar ve açıklamalar. Bu görüntüler de o görüntüler. Evet. İl Başkanlığı tarafından açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi, başta İstanbul olmak üzere büyük kentleri seçimlerde aldığı takdirde, ki bu demokratik muhalefetin ortak bir tavrı ve etkinliği sonunda gerçekleşecektir, hiç kuşku yok. Türkiye İttifakı denilen geniş demokratik ittifakın bir zaferi olacaktır bu. Türkiye kaçınılmaz olarak erken seçime gidecek. En azından erken seçim yönünde bir siyasal ve toplumsal baskı oluşacak. Asıl korku bu. Merkezi iktidarda kaybedecekleri yolun açılabileceğini görüyorlar. Bu olasılık onları müthiş korkutuyor. Buyurun hocam. Evet, çok haklısınız.